Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev meclisi feshederek genel seçimlerin 1 Eylül'de yapılması yönünde bir karar almıştı bilindiği üzere. Seçimlere yaklaşık 2 hafta kaldı. Süreç nasıl işleyecek? Hangi partiler çoğunluğu sağlayacak? Gelişmeleri öğreneceğiz. Siyaset bilimci Doktor Ahmet Şairoğlu bizlerle birlikte. Sayın Şairoğlu hoş geldiniz. Günaydın Türkiye'ye. Merhaba, günaydın Dera Hanım. Ben de tüm ulusal kanal izleyicilerine Azerbaycan'ın kuzey bölgesinden, Gah bölgesinden selamlıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sizin de milletvekili adayı olduğunuz seçim süreciyle ilgili ayrıntıları hemen öğrenmek isteriz sizden. Evet Dera Hanım, bilindiği gibi 1 Eylül tarihinde Azerbaycan'da Milli Meclis'e erken seçimler düzenlenecek. Bu seçimler aslında Azerbaycan'ın siyasi tarihinde bir ilkti. Çünkü Azerbaycan devlet bağımsızlığına kavuştuktan sonra ilk kez tüm bölgelerinde, şehir ve köylerinde mecliste seçimler düzenleniyor. İlk kez Hankendi'de, Şuşa'da, Kelbecer'de, Laçın'da, Ağdam'da işgalden kurtarılmış tüm topraklarda meclise seçimler olacak. O yüzden 1 Eylül Milli Meclis'e seçimlerin bir siyasi tarihi bir önemi var. Biz de milletvekili adaylığına başvurduk ve resmen milletvekili adayı olarak artık Gah ve Şeki bölgelerinden 9 Ağustos tarihinden itibaren seçim kampanyasına başladık. 31 Ağustos'a kadar seçim kampanyası devam edecek. Her gün sabah saat 9'dan akşam 8-9'a kadar yerel sakinlerle, yerel vatandaşlarımızla, seçmenlerle görüşmekteyiz. Kapı kapı giderek insanlarımızla bir araya geliyoruz. Onların dertlerini dinliyoruz, onların isteklerini ve milletvekili olacağımız takdirde bu bölge için, Gah bölgesi için, Şeki bölgesi için neler yapabileceğimizi bir kez daha ele alıyoruz. Milli Meclis'e 125 milletvekili seçilecek 1 Eylül tarihinde. Ve bizim bölge, yani benim aday olduğum 113 nolu Gahşeki bölgesinde de 60-70 binden fazla seçmen var. Tabii ki biraz zordu. 23 gün seçim kampanyası var. Her gün seçmenlerle görüşmek, köyleri gezmek, onlarla bir araya gelmek ve onlara hitap etmek. Ama yine bu benim için üçüncü bir seçimdi. Ben 2015-2020 yıllarda da meclise seçimlerden, aynı bölgeden, Gah bölgesinden milletvekili adaydım. Beni burada insanların çoğu tanıyor. O yüzden bana yakın olan, bana da doğuma olan, aziz olan insanlarla bir araya gelerek yeniden bu seçim yarışlarına katıldık. Bu seçimler dünyanın ve uluslararası teşkilatların dikkat merkezindedir. Artık hem yerel hem de uluslararası gözlemciler Azerbaycan'a davet edildi ve 1 Eylül tarihinde gerçekleşecek seçimlerde onlar da çeşitli şehirlerde, köylerde, seçim bölgelerinde seçimleri gözlemleyecekler. Yani bu seçimler artık her gün güçlenen Azerbaycan'a yeni, daha çevik, daha profesyonel bir parlamento, meclis oluşturacak. Çünkü Azerbaycan'ın karşısında yeni hedefler var. 2020. yıl 40'ın 2. Karabağ Savaşı'nın ardından Azerbaycan kendi topraklarını Ermeni işgalinden kurtardı. Bugün Hankendi'de, Şuşa'da artık Azerbaycan'ın üç rengi bayrağı göndere çekilmiş. Ama Azerbaycan bugün kardeş Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Devletleri Teşkilatı'nın diğer üye ülkeleriyle artık yeni bir sayfa açtı. Bizim karşımızda yeni bir hedefler var. Türk Devletleri Teşkilatı'nın daha güçlü şekilde teşkilatlanması ve dünyada siyasi bir güç olarak yeniden siyasi arenaya gelmesi hedefimizdedir. Ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'den konuşmalarında bizim bir tek ailemiz var, o da Türk dünyasıdır diyor. Bu artık Azerbaycan'ın karşısında bir yeni hedefler oluşturdu. Türk Devletleri Teşkilatı'nı daha da güçlendirmek, hem siyasi hem kültürel hem de askeri alanda tüm Türk devletleriyle birlikte yeni bir formata geçmek. O yüzden yeni meclis de bu alanda özellikle faaliyet gösterecek ve Kasım ayında Azerbaycan'da düzenlenecek COP29'a kadar artık Azerbaycan'ın yeni meclisi, yeni parlamentosu oluşturulacak. Artık 125 milletvekili Azerbaycan için
bir sonraki 5 yılda faaliyet gösterecek. İnşallah 1 Eylül'de Qax ve Şəki sakinleri, vatandaşlarımız da oy kullanarak bendeniz Ahmet Şairoğlu'nu milletvekili seçecek diye düşünüyorum. Umarız. Sayın Şairoğlu, şimdi Azerbaycan'daki siyasi durumu biliyoruz, onu konuşuyoruz her zaman. Aslında bu vesileyle de sormak isterim. Sizin adaylığınızı koyduğunuz bölgede vatandaşların talepleri neler oldu sizden? Siz de seçilmeniz durumunda hangi talepleri yerine getireceğinizi söylediniz vatandaşlara? Tabii ki yerel seçmenlerin, vatandaşların mecliste kendi isteklerini, sorunlarını, arzularını dile getirecek bir milletvekili istiyorlar ve son 25 yıldır ki bu bölgeden hep bağımsız şahıs milletvekili seçildi ve iktidarda olan yeni Azerbaycan Partisi son 25 yıldır bu bölgeden milletvekili çıkaramıyor. O yüzden bu bölgede bağımsız milletvekillerinin şansı daha çoktu. Bendeniz hep son 15 yıldır ki uluslararası kuruluşlarda, Avrupa platformlarında Azerbaycan devletini, vatanımızı savunuyor. Ama hiçbir parti üyesi olmadığım için, bağımsız olduğum için burada şanslarım daha çoktu. Öte yandan ben burada doğdum, Qax bölgesinde doğdum. Benim ebeveynlerim, babam, annem, tüm akrabalarım pardon, Qax rayonundandır ve benim kayınvalidem gilde Qax bölgesinden olduğu için bu bölgenin neredeyse %60-%70 sakinleri, vatandaşlar bizim akrabalarımız oluyor. Bir de bu benim üçüncü seçim yarışımdı. 2015 ve 2020 yıllarında da ben bu bölgede ikinci sırada yer aldım. Şimdi artık üçüncü seçimlere katıldığımda şanslar daha yüksekti. O yüzden vatandaşlar görüşlerimizde, buluşmalarımızda hep bizim bölgeden biri milletvekili olsun, biz Azerbaycan parlamentosunda, Azerbaycan Milli Meclisi'nde bu köyden, bu topraktan, bu bölgeden çıkan birisini milletvekili görmek istiyoruz ki seve seve ona oy verelim, oy kullanalım. O da bizim isteklerimizi, dileklerimizi daha büyük bir tribunda olan Azerbaycan Milli Meclisi'nde seslendirsin. Bu görev de bizlere düşüyor. İnşallah seçmenlerimizin desteğiyle, Allah'ın desteğiyle, devletimizin desteğiyle 1 Eylül'de Milli Meclis seçimleri kazanacağız. Bu arada tüm medyadaki dostlarıma, kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nde sosyal medyadan bana destek veren sizlere, ulusal kanala çok çok teşekkürümü bildiriyorum. Bir milletvekili adayı olarak benim için bu hassas dönemde benim sesimi milyonlara ulaştırdığınız için sizlere bir kez daha derin teşekkürümü bildiriyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Sayın Şairoğlu, şimdi sizi yakalamışken Azerbaycan-Ermenistan barış süreciyle ilgili son durumu da bir sormak isterim sizlere. Nedir süreçte son durum şu anda? Evet Derya Hanım, Güney Kafkasya'da çok ilginç süreç yaşanmaktadır. Biliyorsunuz Ermenistan'ın Zvornot Havalimanı'ndan Rus askerleri çıktı ve bunun hemen ardından Amerikan askerleri konuşlandırıldı. Yani Erivan'ın izniyle, Nikol Paşinyan iktidarının davetiyle Amerikan ordusu bugün bizim Zangezur bölgesi dediğimiz, Ermenilerin Sünik bölgesi dediği o bölgeye yerleştirildi. Çok ilginç bir olayla yaşanıyor. Öte yandan Azerbaycan'la Ermenistan arasında barış süreci, görüşmeler devam ediyor. Bir yenilik da ondan ibarettir ki hem Azerbaycan hem de Ermenistan tarafı bir anlaşmaya varıldı. Zangezur koridoru. Yorum oradan, ben bunları ona söylemeyeyim. Evet, Zengezur konusu, Zengezur koridorunun açılması konusu ikinci plana geçti bugün. Çünkü iki ülke arasında barış anlaşmasının imzalanması, daha sonra Zengezur koridorunun açılmasıyla bağlı Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir anlaşma varıldı. Çünkü bu Zengezur koridoru hep iki ülke arasında bir zorluklar yaşatıyordu. Farklı yorumlara yol açtı. O yüzden Bakü ve Erivan anlaştılar ki ilk önce iki ülke arasında barış anlaşması imzalansın. Devletler birbirinin toprak bütünlüğünü, sınırlarının dokunulmazlığını tanısın. Nihai bir barış anlaşması imzalansın. Daha sonra Zengezur koridorunun ve bölgede ulaşımın açılması konusu gündeme getirilecek.
Ve o yüzden çünkü bölgede yaşananlar, İran'da yaşanan son olaylar, Yakın Doğu'daki son olaylar Güney Kafkasya'da kendi etkisini göstermektedir. Ukrayna-Rusya cephesinde son günler yaşananlar Güney Kafkasya'da da kendi etkisini gösteriyor. O yüzden bugün için Zengezur Koridoru'nun açılması perspektifi çok düşüktü. O yüzden şimdilik iki ülke arasında barış anlaşmasının imzalanması önemli. Yani Zengezur Koridoru ikinci plana geçti. Ve bizim dört köyümüz kalıyor Ermenistan tarafında hala. Ve o dört köyde böyle anklav şeklindedir. Yani Ermenistan'ın tam içindedir. Dört tarafı Ermenistan toprakları. O dört köyün Azerbaycan'a nasıl iade edileceği veya takas şeklinde değiştirileceği mi? Bu müzakere konusudur. Şimdi iki ülke arasında komisyonlar, devlet komisyonları bunu konuşuyorlar. Ama COP29 düzenlenecek az önce söylediğim Kasım ayında. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da Bakü'ye davet edildi. Bu da Ermenistan'da çok büyük bir müzakerelere yol açtı. Eğer Ermeni Başbakan Bakü'ye gelirse, COP29'a katılırsa, bu artık iki ülke arasında büyük bir pozitif bir abu hava atmosfer oluşturacak ki ve iki ülke arasında barış sürecinin kısa bir sürede imzalanmasına yol açacak. Yani COP29'da Ermenistan Başbakanı'nın katılması bu artık barış sürecine bir adım daha yaklaşmamız demekti. Ve bu yılın sonuna kadar Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşması imzalanabilir. Ve bundan sonra 2025 yılında artık Zengezur Koridoru'nun nasıl açılacağı, o ulaşımın nasıl açılacağı detayları konuşulacak. Tabii ki burada da Güney Kafkasya'da da büyük güçlerin tokuşması var. Yüz yüze gelmesi var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği Ermenistan'a siyasi, finansal ve askeri destek vermekle Rusya'ya karşı, İran'a karşı bir cephe oluşturmaya çalışıyor ve bu da Azerbaycan-Ermenistan arasında bir gerginlik yaratma hizmet ediyor. O yüzden yani tüm dünyada yaşananlar, büyük güçler arasındaki bu karşılaşma, çatışma Güney Kafkasya'da kendi etkisini gösteriyor ama Azerbaycan tüm bu sorunlara rağmen kısa bir sürede Ermenistan'la barış anlaşmasının imzalanması için tüm fırsatları, imkanları seferber etmiş. Biz inanıyoruz ki Ermeni halkı, Ermeni devleti daha müdürlük, daha zeki adımlar atacak, düşünecek ve Azerbaycan'la kısa bir sürede barış anlaşması imzalanacak. Bu tek Azerbaycan'la değil ve aynı zamanda kardeş Türkiye Cumhuriyeti ile de ilişkilerin yeniden tesis edilmesi, sınırların açılması demektir ki bu Ermenistan'ın, Ermeni halkının daha güzel bir geleceğe götürecek. Yani son 30 yıllık Azerbaycan topraklarının işgal döneminde Ermenistan hem Azerbaycan'la hem Türkiye ile sınırları kapalıydı. Bu da ekonomi alanda Ermeni kamuoyuna, Ermeni halkına çok kötü etkileri var idi, negatif etkileri var idi. Yani bu barış anlaşması imzalanırsa bundan kazanacak ülkelerden biri de yine Ermenistan olacak, Ermeni halkı olacak. Sayın Şairoğlu, son olarak Filistin-İsrail cephesini de sormak istiyorum size. Malum Hamas lideri Haniye'nin şehit edilmesinin ardından İran'dan İsrail'e bir yanıt gelecek mi sorusu gündeme geldi. Günlerdir konuşuyoruz, tartışıyoruz. İran'ın İsrail'e nasıl bir yanıt verileceği konuşulurken bir yandan da İsrail'de vatandaşların durumuna yönelik haberler yayılmaya başladı. Ülkede vatandaşların durumu oldukça kötü. Uyku ilaçlarının sayısı arttı, kullanılan psikolojik ilaçların sayısı arttı ülkede kullanılan. Sizin öngörünüz nedir süreçle ilgili, hem İsrail ile ilgili hem de İran'ın olası saldırısı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Evet, maalesef son bir yıldır ki Yakın Doğu'da, Filistin'de, Gazze'de, Refah'ta açık bir soykırım var, katliam var. Yani dünya ülkeleri bunun karşısını almakta acizdi, güçsüzdü. Bir avuç ülke olan İsrail, ABD'nin, Büyük Britanya'nın, bazı Avrupa ülkelerinin desteğiyle açık şekilde bu katliamı devam ettiriyor ve bu katliam tekçe bir tek Filistin'de devam etmiyor. Yani diğer ülkelerde bile İsrail'e karşı olan siyasi, askeri liderlere karşı katliamlar, suikastlar var ve Azerbaycan'a sınır bir ülke olan, komşu ülke olan İran İslam Cumhuriyeti'nde Haniye'nin, Hamas liderinin katledilmesi tabii ki Azerbaycan'da da bir rahatsızlık oluşturdu. Çünkü İran'ın İsrail'e yanıt vereceği ve bölgede bir gerilim yaşanacağı tabii ki Azerbaycan'a da etkisiz
ötüşmeyecek. Yani hatta bugün haberler çıktı ki İsrail kendi vatandaşlarının Azerbaycan'dan, Gürcistan'dan kısa bir sürede çıkmasını talep ediyor. Bir seferberlik söz konusu İsrail'de, özellikle de gençlerin İsrail'e geri dönmesi talebi var. Tabii ki bu rahatsızlık var. İran'ın nasıl yanıt vereceği ve İran'a karşı herhangi bir müdahalenin söz konusu olanda Azerbaycan Güney Kafkasya'da arada kalacak ve bu hem askeri alanda, hem siyasi alanda, hem insani alanda, göçmenler konusunda, yani biz hiçbir komşumuzda bir savaşın, bir çatışmanın olmasını, bir terörün, katliamın olmasını istemiyoruz. Çünkü İran İslam Cumhuriyeti bizim komşu ülkemizdi. Orada 40 milyon Azerbaycan Türk'ü var. Orada çıkacak herhangi bir savaş, Allah korusun, yeni bir insani soruna, bir felakete yol açacak. Bir milyonlarla göçmen sınırımıza dayanacak. Yani tüm bölgenin negatif şekilde, olumsuz şekilde etkileyecek. Ama dünya gerilmeye devam ediyor. Yani Ukrayna-Rusya cephesinde askeri operasyonlar şiddetleniyor. İran-İsrail cephesinde de durum kritik. Yakın Doğu'da, yani bugün dünyada barışa hizmet edecek, diyaloga hizmet edecek hiçbir adım atılmıyor. Maalesef ülkeler yeni yeni silahlar üretmeye, yeni askeri operasyonlar, yeni savaşlar çıkarmaya. Böyle bir durumda kendimizi nasıl kurtarabiliriz? Büyük güçlerin arasında çıkacak savaştan en az etkilenmek bizim için, bir Azerbaycan olarak, çok düşündürücüdü ve endişelendiricidi. O yüzden biz kardeşlerimize sığınıyoruz, Türk Devletleri Teşkilatı'na ve başta Türkiye Cumhuriyeti olmakla birlikte müzakereler yürütmek, olası savaşlarda, olası 3. Dünya Savaşı'ndaki artık pasif şekilde devam ediyor. Nasıl salamet kurtarabiliriz, sağ salamet kurtarabiliriz düşünüyorum. Maalesef dünyanın genel siyasi tablosuna baktığımızda olumlu bir haber alamıyoruz, olumlu bir mesaj alamıyoruz. Tüm ülkeler gergin ve yeni savaş başlatmak, daha şiddetli savaşlar başlatmak, katliamlar yapmakla bağlı planlar kuruyorlar. Oysa biz Güney Kafkasya'da bir barış istiyoruz ama bizim dahil olmadığımız ama yine bizi etkileyecek bir savaşın bir adımlığında, yani İran-İsrail savaşı başlarsa tabii ki bu tüm Güney Kafkasya ülkelerini, Azerbaycan olsun, Ermenistan olsun, Gürcistan fark etmez, bu bölgeyi etkileyecek. Öte yandan da Amerikan askerlerinin Ermenistan'a konuşlandırdığı haberini verdim. Yani Ermenistan'ın eliyle ya Rusya'ya ya İran'a karşı herhangi bir askeri operasyonlar mı olacak? Ermenistan bir plasdarm gibi, bir savaş alanı gibi kullanılacak. O da belli değil. Yani yaşananlar tabii ki bizi endişelendiriyor. O yüzden daha zeki, daha sağduyulu ve kardeşlerimizle birlikte adımlamamız lazımdı ki olası bir açık 3. Dünya Savaşı'nda bizler ve tüm insanlık, tüm dünya zarar görmesin. Sayın Şairoğlu, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. 1 Eylül'de yapılacak seçimler için de şimdiden başarılar diliyoruz size. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Siyaset bilimci Doktor Ahmet Şairoğlu bizlerle birlikteydi. 1 Eylül'de Azerbaycan'da milletvekili seçimleri yapılacak. Sayın Şairoğlu da bağımsız aday olarak katılacak seçimlere. Günaydın Türkiye'nin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Böylelikle bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın saatler 9'u gösterdiğinde yeniden sizlerle birlikte olacağız. Ben ve ekip arkadaşlarım adına mutlu günler diliyorum.